Merhaba, ben uzman diyetisyen Sinem Türkmen. Memorial Şişli Hastanesi'nde görev almaktayım. Bugün sizlerle infertilitede beslenmenin öneminden bahsedeceğiz. İnfertilite yani kısırlık 12 aydan daha fazla bir sürede korunmasız ilişkiden sonra gebe kalınmama durumudur. Ve özellikle Batı ülkelerindeki çiftlerin %20'sini etkilemektedir. Yani oldukça yaygın gördüğümüz bir durum. İnfertilitede daha çok aslında ilaç tedavileri, hormon tedavileriyle veya farklı yöntemlerle sonuç alınsa da bazen açıklanamayan infertilite dediğimiz ortada bir sorun yokmuş gibi görünen durumlarda da sonuç alamamaktayız ve bu durumu yönetmek için aslında beslenmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Öncelikle eğer obezite gibi fazla kilo problemi varsa mutlaka bu yönetilmeli ve ideal kilo aralığına gelinmelidir. Çünkü fazla yağ hücresinin artması vücudumuzda inflamasyonun da artmasına neden olacaktır. Ve bu durum cinsiyet hormonu seviyelerimizi de olumsuz etkiler. Sağlıklı beslenme dediğimiz zaman aslında mutfağımızda ve evimizde bazı değişiklikler yapmamız gerekecektir. Bunun başında mutlaka kırmızı et tüketiminin daha çok beyaz et, balık tüketimine geçirilmesi gerekmekte. Çünkü bilimsel araştırmalarda gördüğümüz gibi kırmızı et tüketimi arttıkça sperm kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Bu yüzden haftada 2-3 gün mutlaka balık tüketilmeli. Balıklar dip balıklardan değil, daha çok yüzeyde yüzen küçük balıklardan tercih edilmelidir. Çünkü balıkların da ağır metal taşıma riski vardır ve ağır metaller de vücudumuzdaki inflamasyonu arttırır. Bunlardan en güzel örnekler aslında sardalya, mezgit, hamsi gibi balıklar. Yine somon da tercih edilebilir. Bunun dışında kırmızı et demişken aslında işlenmiş ete de vurgu yapmak gerekir. Çünkü işlenmiş etler yani salam, sucuk, sosis, hindi füme gibi füme etler de dahil olmak üzere çok fazla aslında kanserojenik ve toksin yükü olan maddeler içermektedir. Bu maddeler bizim inflamasyonumuzu arttıracağı için infertiliteyi olumsuz etkiler. Bu yüzden bunlar yerine aynı zamanda tüm aslında hayvansal gıdaların pişirilmesinde pişirme yöntemlerine dikkat edilmelidir. Eğer biz ürünlerimizi kızartırsak, yüksek ısıda ızgara veya kavurma gibi işlemler yaparsak içerisindeki maddeler kanserojenik maddelere döner. Bunlar dışında buharda pişirme, haşlama ya da düşük ısıda fırında veya ızgarada pişirme tercih edilmelidir. Aynı zamanda bilimsel araştırmalarda gördüğümüz kuru baklagillerin tüketimi oldukça önemli. Özellikle yeşil soya fasulyesi, mercimek, maş fasulyesi, nohut gibi kuru baklagil tüketimi arttırılmalıdır. Haftada 2-3 gün mutlaka bu gıdalardan daha çok bitkisel kaynaklı proteinlerden beslenmemiz gerekmektedir. Ayrıca sağlıklı yağlar da çok önemli. Çünkü aslında cinsiyet hormonlarımız yağdan oluşmaktadır. Avokado gibi soğuk sıkım zeytinyağı veya natürel sızma zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı tüketimi arttırılmalıdır. Aynı zamanda sağlıklı yağlı tohumlar da mutlaka diyetimize eklenmeli. Çiğ badem, çiğ fındık, ceviz gibi veya chia tohumu, keten tohumu gibi gıdalar mutlaka diyetimizde bulunmalıdır. Kola gibi tatlandırıcılı içecekler, asitli içecekler, şekerli gıdalardan olabildiğince uzak durulmalı. Paketli gıda tüketimi azaltılmalıdır. Çünkü katkı maddeleri de infertiliteyi arttıran durumlardandır. Aslında mutfağımızda ve evimizde yapacağımız değişikliklerden bir diğer en önemli faktör de kimyasal maddelerin olabildiğince hayatımızdan uzaklaştırılması. Kozmetik ürünlerde, çamaşır suyu gibi, deterjan gibi ürünlerden çok fazla kimyasal madde almaktayız ve bu durum infertiliteyi olumsuz etkiler. Bunlar daha çok bitkisel kaynaklı deterjanlara çevrilmelidir. Kesinlikle yumuşatıcı kullanılmamalıdır. Yumuşatıcı yerine beyaz sirke tercih edilmelidir. Aynı zamanda sebze ve meyvelerden de çok fazla bitkisel tarım ilaçlarına maruz kalmaktayız.
sebze ve meyveleri ilk 15 dakika karbonatlı suda bekletip daha sonra suyunu değiştirdikten sonra da bir 15 dakika kadar da sirkeli suda bekletme yapmalıyız ve olabildiğince de sebze meyveleri organik tercih etmeliyiz. Tüm bu faktörlere dikkat ettiğimiz zaman, yaşam tarzımızı değiştirdiğimiz zaman infertilitede çok güzel sonuçlar almaktayız. Herkese sağlıklı günler dilerim.